Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de. Arkamda görmüş olduğunuz bu bayrak Kamboçya'nın bayrağı. Dünya üzerindeki birçok devlet bu bayrakların altında özgürce yaşayabilmek için büyük bedeller ödedi. Ve Kamboçya'da son yüzyılın en büyük bedellerinden birini ödedi. Gerek kendi iç problemleri, gerekse çevresinde yaşanan savaşlar yüzünden Kamboçya gerçekten yakın tarihin en kanlı olaylarına şahit olmuş bir ülke. Bana sorarsanız da son yüzyılın en büyük diktatörü, en büyük katili Pol Pot'tur. Ve size bugün Pol Pot'un Kamboçya'da Kamboçya halkına yaptıklarını anlatacağım. Bugün Kamboçya'nın kanlı tarihini, Pol Pot'un, o zalim diktatörün bugün bu ülkede yaptıklarını anlatacağım. Eğer Kamboçya'ya gelirseniz ve gerçekten bu Pol Pot'un katliamına şahit olmak isterseniz, gerçekten yani dünyanın en psikopat herifi ya. Ben hani kesinlikle Stalin, Hitler'le yarıştırmıyorum. Tabii ki onların da yeri ayrı, daha kitlesel ölümlere sebep olmuşlar ama yani direkt, en direkt milletine bu kadar gaddar ve zalim olmak, yani ben hani cidden Pol Pot'a karşı ayrı böyle bir kin ve nefretim var. Neyse, şimdi onları konuşacağız. İlk önce ölüm tarlalarına gidiyoruz. Size oranın hikayesini anlatacağım. Eğer siz de gitmek isterseniz Kamboçya'ya geldiğinizde mutlaka motor kiralayın. Tuk tuk kiralamaya kalkarsanız oraya sizi götürüyorlar işte 10 dolara 15 dolara. Ama böyle bir motor kiralarsınız, günlük 7 dolar veriyorsunuz. Hem de daha farklı yerlere de gidebilirsiniz. Ben şimdi günlük 7 dolara motor kiraladım. Oradan da benzinimizi dolduralım, yolculuğumuz başlasın. Abi adamlar dolarla daha iyi hesap yapıyor. Bakın bana dolarla verdi. Sonra hesap makinesiyle kaç Kamboçya parası yaptığını hesaplamaya çalışıyorlar. Böyle bir saçmalık var. Neyse, şimdi 10 kilometre dışarı çıkıyoruz ve ölüm tarlalarına gidip videoya devam edeceğiz. Vay be, 4 sene önce buralar dutluktu. Gerçekten Kamboçya'nın da değişimine ve modernleşmesine şahit olmak bir yandan güzel bir duygu, bir yandan da üzücü. Neden derseniz, hani bizi bazen anlamıyorsunuz ya, neden hep gelişmemiş ülkeleri geziyorsunuz diye. Bugün dünyada yeterince gelişmiş ülke var. Ve o gelişmemiş ülkeler de bu gördüğünüz gibi büyük hızla gelişiyor. Yani gelişmiş ülkeleri isteseniz de istemeseniz de zaten her zaman görüp maruz kalacaksınız. Ama bu kültürlerin, bu devletlerin ve bu milletlerin o gelişmemiş yüzünü daha da göremeyeceksiniz. Belki bundan 10 yıl sonra bu videoyu izleyen bir arkadaşım buraya geldiğinde o Kamboçya'nın, o Güneydoğu Asya'nın o sıcak ortamını bir daha burada yaşayamayacak. Çünkü burası da artık çok gelişmiş, modern bir şehir olacak. Evet, bu video biraz tarih, biraz da bir milletin başına gelmiş en büyük belalardan birini anlattığım bir video olacak. Şu an Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'den yaklaşık 15 kilometre uzaktaki ölüm tarlaları diye adlandırılan bir noktaya geldik. Hem buranın tarihini anlatıyor olacağım, yani bu soykırım tarihini, hem de buradaki birkaç müzeyi geziyor olacağız. Sadece bu gördüğünüz noktada yaşları 20 ile 40 arasında değişen 400 tane katliama uğramış kişinin kafatasları ve bedenlerinden bazı parçaları görüyorsunuz. Farklı renkler de görüyorsunuz. İşte yeşiller, kafasına bir darbe alarak öldürülenler. İşte bordolar, kulağı kesilerek öldürülenler. Kahverengiler, böyle kanca biçiminde aletler var. Onlarla boyunları kesilerek öldürülenler. İşte farklı renkler var. Kulağı kesilerek öldürülenler. Burada da yazmışlar zaten şu an hangi rengin nasıl öldüğüne. Bambu çubuklarla, demir parçalarıyla, sopalarla, kurşun kullanmadan en az maliyetle buradaki insanları öldürmeye çalışmışlar. Burada gördüğümüz şeyler sadece çok 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 ufak bir kısmı. Biraz sonra daha detaylı anlatıyor olacağım. Burada da gördüğünüz gibi insanların kıyafetleri var. Bu ölüm tarlalarında, yani bulunduğumuz bölgede yürürken bile ya da etrafta kazı çalışmaları yapılırken bile hala insan kalıntıları ya da kıyafetleri çıkabiliyor. Bu gördüğünüz aletler işte bu insanların
Öldürmek için kullanılan aletler. Yani insanların o kadar değersiz olduğunu düşünüyorlar ki mümkün olan en ucuz yöntemlerle öldürmeye çalışıyorlar. Canlarının ne kadar yandığının hiçbir önemi yok. Evet, videoya biraz tarih kısmıyla devam etmek istiyorum. Sene 1929. O zaman Kamboçya'sında krallık var ama 1850'lerin ortasından itibaren de bu krallık Fransız sömürgesi altında ve bu Fransız sömürgesi altındaki Kamboçya Krallığı'nda 1929 yılında Pol Pot dünyaya geliyor. Pol Pot orta gelirli, varlıklı sayılabilecek bir ailenin ufak oğlu. Kendisi ilkokul, lise eğitimini üst düzey okullarda alıyor. Daha sonrasında da üniversite eğitimi için Fransa'ya gidiyor. Ve Fransa'da üniversite eğitimini almayı sürdürürken de orada komünist yanlısı insanlarla tanışık, komünizminden etkileniyor. Özellikle Mao'nun, ki o dönem Mao'nun ütopya dünyası dünyada birçok noktada yankı buluyor biliyorsunuz. Pol Pot da bunlardan etkilenen bir tip ve arkadaşlarıyla birlikte komünizm ve sosyalizmle ilgili hararetli tartışmalara giriyor ve Mao'nun önderliğinde, daha doğrusu Mao'nun düşünce fikrinin önderliğinde kendisine ülkesinde uygulamayı düşündüğü bir yönetim biçimi o zamanlar oluşturmaya başlıyor daha. Yani Fransa'da üniversite eğitimi görürken daha komünist arkadaş gruplarıyla birlikte sosyalist ve komünist bir ülke hayaliyle yanıp tutuşuyor. Bu süreçte Pol Pot üniversite eğitimini tamamlayamıyor ve mezun olamadan tekrardan ülkesine dönüyor. Ülkesine döndükten sonra Pol Pot öğretmenlik yapmaya başlıyor. Çeşitli eğitim kurumlarında çalışıyor ve öğrenciler yetiştiriyor. Bir yandan da kendi fikirlerini de gençlere empoze ediyor. Bu sadece okulla sınırlı kalırsa çok fazla kişiye ulaşabileceğine inanmıyor ve bu sebeple de dönemin Komünist Partisi'ne giriş yapıyor ve ilk siyasete atılımı bu şekilde gerçekleşiyor. Aynı zamanda Pol Pot koyu bir Kızıl Kımer destekçisi. Kızıl Kımerler'de kim derseniz işte Kamboçya'daki etnik grupların çoğunluğunu barındıran ve sivri düşünceleri olan tipler. Hem Komünist Parti'nin içerisinde Kızıl Kımerler var. O günkü kraliyet rejimine hem de işte emperyalist sisteme karşı. Hem de aynı zamanda bunu sadece siyaseten yürütemeyiz diye de bir yandan da gerilla hareketin içerisinde bulunan Kızıl Kımerler var. Ve Pol Pot hem eğitim öğretim hayatında yani öğretmenken öğrencilerine kendi ideolojisindeki, kendi dünya görüşündeki sosyalist, komünist, ütopik dünyayı lanse etmeye çalışıyor. Bir yandan bunun için siyasete atılmış, bir yandan da gerillacılık yapan Kızıl Kımerlere alttan alttan destek veriyor. İşte bu süreçte Pol Pot'un ismi Kamboçya'da, Kamboçya halkı arasında, özellikle de Kızıl Kımerler arasında bilinmeye başlanıyor. Şimdi bir yandan gezeceğim, bir yandan tarihi anlatacağım, bir yandan burayı anlatacağım. Konunun bütünlüğünü kaybetmeden size buranın önemini ve buradaki yaşanan vahşeti tamamıyla bildiklerim doğrultusunda. Çünkü çok ilginç bir konu. İnanın şu an bugün bile benim için dediğim gibi son 100 yılın en büyük, en kötü diktatörü ve tamamen yaptığı soykırım, en caniler, Hitler cidden Stalin'in yanında bana göre halt yemiş. Ama bugün ülkemizde dahi bu Pol Pot'u destekleyen ve ona sempati duyan insanların olmasını bilmek gerçekten üzücü. Ben komünist karşıtı ya da sosyalist karşıtı ya da kapitalist karşıtı, ben hepsine karşıyım daha doğrusu. Hiçbir şeyin destekçisi değilim. O yüzden sosyalist ve komünist fikirleri benimseyen bazı arkadaşlarımız maalesef bu Pol Pot'un şahsına sempati duyuyorlar. Bu beni oldukça üzüyor maalesef. Demek gidiyorum, fırsat verilse içimizde bile bu tip şeyler yapabilecek insanlar var diyorum. Gezimize şimdi devam edelim. Ben buraya ikinci kez geliyorum ve yine kalabalık. Herhangi bir günde, özel bir günde de değilim. Ama gördüğünüz gibi has safhada bir kalabalık var. Burada insanlar okullardan ya da çeşitli ülkelerden buraya getirilip, Vietnam'dan da ve Tayland'dan da buraya getirilip burada bu olayları insanlara anlatıyorlar. Şimdi burası ölüm tarlaları diye geçiyor. Yani neden böyle dersek bunu devamında daha iyi anlayacaksınız. Zamanında burası şehirler boşaltılıp, insanlar şehir dışına çıkartılıp tarım işleriyle uğraştırılmak isteniyor ve burada çalıştırılıyor ya da bu tip bazı ortak noktalarda işte infaz ediliyorlar. Bir tane burada hapishane var. Öğleden sonra orayı da göreceğiz.
tool slang diye. Şimdi orası da çok kötü bir yer ya. Ben şimdi ikinci kez bu ziyareti gerçekleştiriyorum Kamboçya'da. Daha önce buraları zaten gezmiştim. Tekrardan geziyorum ve tekrardan sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü ilk zamanlarında belki o zamanı kaçıranlar olabilir. 1975 ile 79 yılları arasında gerçekleşiyor bu katliam. Ve buraya o tool slang dediğimiz, aslında orijinalinde okul, daha sonrasından hapishaneye çevrilen yerlerde insanlar sorgulanıyor. Ve sorgudan sonra kamyonlarla buraya getiriliyor. Daha sonrasında burada çukurlar atılıyor ya da içeride gördüğünüz o sopalarla canlarını alıyorlar. Ondan sonra burada kuyulara atıyorlar. Çevre bölgelerden kamyonlarla insanlar buraya getiriliyor. Ve artık bazı günler o kadar fazla insan getiriliyor ki, ve dediğim gibi bu Kızılkımerler burada insanların canını alırken ateşli silah kullanmıyor. Çünkü bir mermi kadar değeri olmadığını düşünüyor insanların. Ve o kadar fazla insanın canını alıyorlar ki bu kadar maliyeti karşılayamayacakları için sopalarla ya da başka yöntemlerle insanların canını alıyorlar. Ve bazı günler o kadar fazla insan geliyor ki insanların hepsini bir günde öldürmeye yetecek kadar burada çalışan yok. O yüzden insanları böyle kulübelerde saklıyorlar. Böyle demirler var yerde. Ve yerde normalde köpek bağı gibi bağlıyorlar. İkinci gittiğimiz yerde göreceksiniz bunu. İnsanları burada ayaklarından bağlıyorlar. Aç susuz bir şekilde. Kendi pisliklerini yiyen insanların var hatta. Böyle yani çok acıklı hikayeler var. Ve burada insanlar ertesi gün katledileceğini bile bile bekliyorlar. Yani yapacak başka şeyler de yok zaten. Burada ikinci bir amaç da zaten onlara psikolojik şiddet de uygulamak. Yani sadece amaç şey değil, canlarını almak değil. Yani yapılabilecek en büyük vahşeti onlara yapmaya çalışmışlar. Şu an birçok yapı aslında toprak altında kalmış. Tam net ortada değil. Mesela burası da işte kimyasal maddelerin saklandığı bir alan ve aynı zamanda da canlarını aldıkları insanları buraya atıyorlar. O kadar çok insanı burada şey yapıyorlar ki tabii ki tamamen can verdim vermedim belli değil. Aynı zamanda da burada koku olacak, hastalıklar olacak. Çünkü ülkedeki bütün doktorları öldürmüşler. Doktor da aynı zamanda kimyasal maddelerle insanların üzerine döküyorlar kimyasal maddeleri ki hani buradan hastalık çıkmasın. Hem de ola ki yaşam belirtisi olanlar varsa da tamamen hayatlarını kaybetsin. Şu an bu gördüğünüz noktada bir tane toplu mezar hemen şu köşede, işte o belki çoğu ilkel aletlerle burada insanları katledip işte buradaki çukurlara atıyorlar. O arkadan kimyasalları getirip buradaki insanların üzerine döküyorlar. 1953 yılında yaklaşık 90 yıl süren Fransız sömürgesi bitiyor. 1953 yılından sonra burayı tamamen krala bırakıyorlar ve 1953'ten 1965 yılına kadar aslında burada Kamboçya'da çok atılım yapılıyor. Çok güzel bir refah seviyesi yükselme oluyor. İnsanlar arasında mutluluk endeksi artıyor ve güzel zamanlarını yaşıyor. Ta ki Doğu Bloğu ve Batı Bloğu arasındaki çatışma gelip de Kamboçya'nın komşularında can bulana kadar. Yani ne diyoruz? Biliyorsunuz Vietnam Savaşı yaşandı ve 1965 yılına kadar Vietnam'da Doğu Bloğu ve Batı Bloğu, yani emperyalistlerle komünistler ya da emperyalizmle sosyalizm destekçisi gruplar iç savaş yapıyordu. 1965 yılından itibaren Amerika buradaki iç savaşa kapitalist yanlarını desteklemek için giriş yapıyor. İşte bu süreçten sonra aslında hem Vietnam için, hem Kamboçya için, hem Laos için, hem de Tayland için burada çok acı katliamlar yaşanmaya başlanıyor. Sırf Amerika'nın ta dünyanın öbür ucundan buraya gelip de Çin'in ve Sovyet Rusya'nın burada egemenlik kurup da buradaki devletlerin onlardan taraf olmaması için. Bu gezdiğimiz bütün alanlarda işte insanlar zorla çalıştırılıyor. Çok yokluk ve sefalet içinde yaşamak zorunda bırakılıyor. Çalışmak istemeyenler ya da baş kaldıranlar direkt biraz önce gördüğünüz noktalarda canları alınıyor. Ne dedik? 1965 yılında Amerika ve Vietnam'da kapitalizm destekçilerini desteklemek üzere giriyor. İşte bu süreçten sonra Kamboçya'nın acı tarihi başlıyor. Şimdi 1965 yılında kuzeyde Çin ve Sovyet yanlıları Vietkonglar, güneyde de kapitalizmin yanlıları Vietkonglar var. Amerika 1965 yılından sonra güneyde bulunan kapitalist
Vietnamlıları desteklemek üzere buraya geliyor. Öncesinde silah milah gönderiyor tabii ki, daha sonrasında kendisi geliyor. Şimdi Vietnamlılar Amerikalardan kaçmak istiyor. Kaçıyorlar en başta çünkü bombardımana uğruyorlar. Amerika inanılmaz ağır bir şekilde bombardıman başlatıyor. Zaten güçlü silahlara sahip, adamlarda hiçbir şey yok. O zamanlar hala bugün bile buralar tarım ülkesiyken tarım alanları işlenemez oluyor. İnsanlar artık köylerden mecbur kaçıyor. O bölgedeki sınırlardan kaçıyor geliyor. İşte büyük şehirlere tarım yapılamaz oluyor, ekin ekilemez oluyor ve açlık başlıyor. Büyük şehirlerde işsizlik baş gösteriyor, salgın hastalıklar baş gösteriyor. Tencere kaynayınca hiçbir iktidar yerinde durmazmış derler ya. Ne oluyor işte, krala karşı bir ayaklanma başlanıyor. Kamboçya'daki bir genelkurmay burada bu durumu fırsat bilip kendisi ve ekibiyle birlikte burada bir darbe hükümeti kurmaya çalışıyor. İlk başta bunu deniyor, başarılı oluyor gibi olsa da tabii ki bunu istemeyen Kızıl Kımerler, yani Pol Pot yanlıları ve kral yanlıları var. Yani Pol Pot burada kralla birlikte hareket ediyor ki onun da gücünü arkasına alıp bu askeri rejimi devirmek istiyor. Çünkü kralı devirmek kolaydı, önünde büyük bir engel vardı. Askeri rejim işte kraldan yana davranıyor ilk başta ve kralla birlikte olup bu askeri rejimi deviriyor. Şehre, Phnom Penh'e indiği günde hemen hükümeti ilan ediyor ve burada bir komünist ülke kuruyor 1970 yılında. Ve ülke yönetimini tamamen eline alıyor ve hayalindeki, ütopyasındaki o tarıma dayalı ülke ideolojisini gerçekleştirmek için katliamlara başlıyor. Bu gördüğünüz bütün çukurlar, bütün noktalar toplu mezar. Burada da dönemin işte kadın ya da erkeklerinin kıyafetleri var. Şimdi asıl Pol Pot'un psikopatlığına şimdi başlıyoruz. Adam kralı da gönderdikten sonra dediğim gibi hayalindeki, kafasındaki sistemi ülkeye uygulamaya başlıyor. Öncesinde şunu da söyleyeyim, bu adam Mao'dan etkileniyor. Hatta Mao'yla gidip görüşüyor ama onun daha üstünde, daha üst seviye bir dünya, bir ütopya kuruyor kafasında ve aynı zamanda şunu da yapıyor bu adam. Kendinden önceki bu diktatörlerin neleri yanlış yaptığını ya da neleri eksik yaptığını ya da nerelerde noksanlıkları olduğunu görüyor ve onları uygulamamak üzere daha gaddar ve daha kat bir şey yapmayı düşünüyor. Adamın hayali şu, adamın kurduğu ülke düşüncesi şu: kimsenin okumasına gerek yok, kimsenin bir şey bilmesine gerek yok, kimsenin para kullanmasına gerek yok, kimsenin bir şeye sahip olmasına gerek yok. Biz sadece tarıma dayalı bir ülke, sadece tarıma dayalı bir politika oluşturursak işte o zaman kendi kendimize yeteriz, hatta süper güç oluruz diyor. Bu sebeple bu adam gidiyor başkent Phnom Penh dahil ülkenin bütün büyük şehirlerindeki yaşam alanlarını boşaltıyor. Sadece devlet daireleri açık kalıyor. Yani adam bugün düşünün ya, İstanbul'a geliyor birisi, İstanbul boşaltından İstanbul'u diyor, tamamen hepiniz köye gidin, köyde eşek gibi çalışın demeye başlıyor. Tabii ki bunu kabul etmeyenleri daha en baştan katletmeye başlıyor adam. Bu doğrultuda arkadaşlar kimi kaynaklara göre 1.7 milyon, kimi kaynaklara göre de 3.5 milyona yakın insan katlediyor. Yani bu neredeyse ortalamaya vurursak şu oluyor: dönemin Kamboçya nüfusunun neredeyse 5'te 2'sinden belki daha fazla. Yani neredeyse ülkenin yarısı bu 4 yılda, ya 4 yılda ülkenin yarısını adam katlediyor. Şimdi ilginç bir yere geldik. Buraya... Yani bu ağacı da anlatayım ve burayı da anlatayım size arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi birçok insanı katlediyor ya ve silah da kullanmıyor. Şimdi gerçekten bu ağacın hikayesi kötü. Şimdi bu ağacın bazı noktalarında ters geçirilmiş çiviler var. Sadece bu ağaç değil tabii ki. Bunun gibi yüzlerce örneği olan şeyler var. Şimdi adam şunu yapıyor abi. Aydın istemiyor, okumuş istemiyor, gözlüklü istemiyor, yabancı dil bilen istemiyor, öğretmen istemiyor, okuma yazma bilen istemiyor, okul istemiyor, para istemiyor. Çünkü bunlar bizi batılılaştıracak ya da bunlar bize, aklımıza, içimize batılıların soktuğu, bizi bölecek, kapitalist yapacak şeyler diyor. Adam kapitalizme o kadar kafayı takmış ki tamamen tarım ülkesi olacağız. Biz sadece işçiyiz, sadece beden gücümüzle var olmamız yeterli, başka hiçbir şey bilmemize gerek yok diyor. Ve aydın olan, akıllı olan, okumuş olan herkesi öldürüyor. Neden? Kendi kurca ütopyasında akıllı insanlar örgütlenme yapabilir diye. Ve ne oluyor biliyorsun? Diyelim ki 35 yaşında bir öğretmen var. Adam öğretmeni
Kızıl Kımerlere canını alıyor, aldırıyor. Ve sonra onun 5 yaşında çocuğu var diyelim. Adam şunu da hesap ediyor. Bu 5 yaşındaki çocuğa yarın dediklerinde senin babanı Pol Pot ve rejimi canını aldı dediklerinde o çocuk Pol Pot'a karşı ya da onun kurduğu sisteme karşı ileride ayaklanma yapabilir diye o 5 yaşındaki çocuğun da canını alıyor. Sırf o çocuk 15 sene sonra belki de babasını öldürdüğü için ayaklanma çıkartılabilir diye. Ve dediğim gibi artık sopa mopa bir şeylere yetişemiyorlar. Çocukları ayaklarından tutuyorlar. İnanır mısınız? Çocukları ayaklarından tutuyorlar ve bu ağaçlara vura vura ya da ağaçlardaki çivilere vura vura hayatlarını kaybetmesini sağlıyorlar. Ondan sonra buradaki ölüm çukurlarına atıyorlar. Ve daha sonrasında buradaki şeyler de işte bu hediyeler, oyuncaklar, biberonlar da buraya gelen insanların o çocuklara anısına hediye bıraktıkları şeydi. Şu an burada mı hala bilmiyorum. Tam da rengini de hatırlayamıyorum. Kendi videomu da izlemedim ama burada benim de bilekliğim var. Benim de biliyorsunuz dünya turuma ilk önce bileklik örerek, bileklik satarak çıkmıştım. Ve onlardan bir tanesini ben de buraya asmıştım. Yaklaşık 4 sene oldu. Şu an bakıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Tabii ki 4 senede çok yağmur gördüğü için belki şöyle tanınmaz halde olan bir şey olabilir. Benim için en acıklı, hikayenin en acıklı noktası burası arkadaşlar. Hikayenin en acıklı noktası burası. Daha ufacık çocukları burada canlarını alıyorlar vura vura. Ondan sonra buraya atıyorlar. Şimdi Kamboçya yani Hinduizm kökenli ama daha sonrasında Budizm'e geçmiş ve bu ikisinin ortası bir mezhebe sahip. Şu an Hindu Budizm diyebileceğimiz bir inanca sahip. Ve Pol Pot da aslında dini eğitimlerde almış öğrencilik hayatında. Ailesinden de bunu almış. Dindar sayılabilecek bir aileden yetişiyor. Ve okumuş, okutulmuş da bir şahıs ama Pol Pot kraldan sonra kendi Ütopyası'nı kurmaya başlarken bütün dinlere özellikle Çam Müslümanlarıyla Monklara yani Budist rahiplere burada neredeyse savaş derecesinde bir karşıtlık yapıyor. Yani burada şu an aslında çok üzücü yani var ya bir sürü detay var aslında arkadaşlar. Sondan bir şey söyleyeyim. Buradaki yapılan bu işlemlerin yani Kızıl Kımerlerin Pol Pot önderliğindeki Kızıl Kımerlerin buradaki Vietnamlı azınlıklara ve Çam Müslümanlarına yaptıklarının soykırım olmasını daha şurada 5-10 sene önce ancak Birleşmiş Milletler kabul etti. Şimdi buradaki yapılan bir tane adam çıkıp da öyle kafasına göre gelip de burada milyonlarca insanı katledemez. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Yine Amerika var, yine Çin var, yine Sovyetler var. Buradaki biraz işin siyasi kısmını da hemen şurada anlatmak istiyorum. Bu konuların herkes ilgisini çekmez biliyorum ama ilgisini çekenler vardır mutlaka benim gibi. Şimdi Amerika her zaman her yerde bir yerler karışsın ister. Ama burada çok ilginç bir durum var. Bakın Pol Pot'un desteklenmesi çok ilginç bir nokta. Çünkü adam sosyalist ve komünist bir şey düşünüyor. Nasıl olur da Amerika Pol Pot'u destekler diyebilirsiniz. Bunu demek gayet mantıklı. Burada şöyle bir şey var. Batı bloğundaki, Doğu bloğundaki Sovyetlerle Çin. Şimdi Amerika nasıl destekledi Pol Pot'u derseniz işte siyaset burada dönüyor. Doğu bloğundaki Sovyetlerle Çin ama Güney Asya'da Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland da Doğu bloğuna yakın duruyor. Yani Çin'e ve Sovyetlere yakın duruyor gibi ama bu noktada tarihte bir şey yaşanıyor ve Sovyetlerle Çin'in arası açılıyor. Bu biraz başka konular, çok da bizle alakalı değil konular. Çin'le Sovyetlerin arası açılınca Amerika Sovyetleri o zaman kendilerine daha büyük düşman görüyor. Ve ilk önce burada şunu yapıyor. Önce çatlak için yani önce bir tarafın içerisindeki çatlağı böleyim ki hani onları kendi aralarında savaştırayım ki ben de onları güçsüz anına yakalıp hepsinin birden üstüne çökeyim diyor. Ve burada Doğu bloğu içinde çatışmalar yaşarken Kamboçya'da Çin'den yana oluyor. Yani burada Sovyetlerden yana bir Doğu bloğu ülkesi olacağına Çin'den yana bir Doğu bloğu ülkesi olsun istiyor ve Pol Pot'u desteklemeye ve kullanmaya başlıyor. Hatırlıyorum geçen videomda da söylemiştim. Acaba demiştim. Özellikle Fransızlar ve Amerikalılar buraya geldiklerinde ne hissediyorlar? Ne düşünüyorlar kendi ülkeleri hakkında? Ya da kendi ülkelerini yönetmiş insanlar. Kendi ülkelerinin siyaset ve politikaları hakkında ne düşünüyorlar? Çok merak ediyorum. Fransızlar bu konuda çok soğukkanlılar. Yani en azından onları biliyorum. Bazen sordum da ya yaşanmış işte ya tarih falan diyenler var.
bazı yaşlı büyükler farkında, yani kabullenmiş soğukkanlı tipler vardı ama çok az. Amerikalılar dünyanın en aptal milleti. Yemin ederim dünyanın en cahil insanları Amerikalılardır. Cehalet neye göre ölçülür? Sizin ölçütünüz ne bilmiyorum ama benim ölçütüm eğitime, öğretime ya da modern dünyanın bu kadar içinde olup da bu kadar bilgisiz ve eksik kalmak bence cehaletin simgesi budur. Belki Hindistan'da hiç eğitime ulaşmamış bir insandan daha çok şey biliyor olabilir ama var olduğu imkanlar içerisinde o kadar az çok şey biliyorlar ki, o kadar aptallar ki, gerçekten akıl sıralığı bir değil yani. Bu Amerikalılar nasıl bu kadar cahil olabiliyor ya da bu kadar umursamaz, vurdum duymaz olabiliyor, ben anlayamadım bunları. Şimdi bu alandaki turumuz bitti. Bu müziği gezmiş olduk. Şu çocuğun canını almaya nasıl bir vicdan, nasıl bir yürek, yani nasıl akıl alır gibi değil ve bu adamı hala nasıl birisi destekleyebilir, mantık. Yani cidden yani bu insanlık nasıl bu kadar olabiliyor yani, cidden ben şu an hala bugün bile bu insanlığı anlayamıyorum yani. Şimdi burayı ikinci kez araştırıyorum. Ben bir 4 sene önce araştırmışım. Şimdi tekrar araştırdığımda ya bu adama sempati duyan bizim ülkemizde bu adam için metiyeler düzen insanlar var ya. Bu insanlar cidden hani bırakın aynı ülkede, aynı yani aynı dünyada olmak ya, onlarla aynı sıfatı taşımak, onların da insan, benim de insan olması ne kadar üzücü bir şey. Ölüm tarlaları sadece burada değil, ülkenin tamamında var. Yani zaten yani ülkede o zaman 3-5 tane büyük şehir var ya da işte biraz daha fazla kasaba diyebileceğimiz yer var. Adam tamamen okulları kapatıyor. Diyor ki ben okulları kapattım lan diyor. Okulları kapatıyor. Parayı tedavülden kaldırdım diyor. Ondan sonra dinleri kaldırdım diyor. Cami de yıkıyor, tapınak da yıkıyor. Hepsine dokunmuyor ama birçoğuna zarar veriyor. Ondan sonra kimse Allah kitap demeyecek. Kimse ım yapmayacak. Kimse om mum yapmayacak. Ben tanımam Mong Hacı Hoca diyor. Hepsini öldürüyor. Hepsini bitiriyor. Gözlüğün mü var abi? Gözlüğün var. Sen kesin kitap okuyorsundur diyor. Gözlüğü olanı öldürüyor. Saat mi takıyorsun? Sen okuma yazma biliyorsun galiba diyor. Saat takanı öldürüyor. İki dil mi biliyorsun? Vay sen içerideki haberleri dışarıya göndereceksin diyor. Yabancı dil bileni öldürüyor. Hayatında bir kere bile olsun dışarıya çıkmış insanı duyuyorlar, görüyorlar. Vay senin dışarıda temasın olmuş ya da olabilir diyorlar. Tekrardan adamı öldürüyorlar. Adam diyor ki arkadaşım ben anlamam etini pufunu, her hiçbir şeyini bilmem. Sadece bu ülkenin insanları tarım yapacak. Ve insan tamam bazı noktalarda hani mantıken doğru noktalar olabiliyor olabilir. Yani sempati duyulabilecek şeyler olabilir ama uygulamada inanılmaz derecede yani kötü şeyler var. Diyor ki adam tarım ülkesi ol, güzel tarım ülkesi ol ve herkes tek tip insan olmuş ya da mümkün değil. Ama hadi o da mantıklı ve o da olsun diyelim ve bunu denemiş. Adam tek tip insan ve tarım ülkesine dayalı bir politikayı kafasında kurmuş ve bunu hayata geçirmeye çalışmış. Bu doğrultuda dediğim gibi birçok insanı öldürmüş ya. Eziyetler etmiş, işkenceler etmiş. Adamı öldürdü. 3-5 yaşındaki çocuğu da 20 sene sonra gelir dolaşır onu öldürür de çocuğunu bile öldürmüş. Yani bu kadar adam gaddar. Ve şöyle de bir şey var. Yani sadece adam, insanlar şeyde ölmüyor yani gidip de hani taşla sopayla hani Kızılkımerlerin direkt müdahalesiyle ölmüyor. Ne yapıyorlar? Şimdi şehirden milyonlarca insandan bahsediyoruz. Şehirleri bir anda boşaltıyor. Çok hızlı bir şekilde. Bütün bu olaylar 3,5-4 yıllık bir süreçte yaşanıyor. Ve sadece bunlar Kızılkımer yönetimi şöyle bir şey yapıyor. Gidiyorlar bir tane dağa taşa bir tane çayırlık buluyor. Oraya 5-10 tane ev için kazık dikiyor. Bunlar da zaten biliyorsunuz hani şey yok. Temel memel ev mev yok. Hani kazın üstüne ev yapıyorlar. 3-5 tane bölgeye kazık dikip ev için yer gösteriyorlar ve hurra insanları oraya sürüyorlar. İnsanlar gidiyor. Henüz daha ev yok. Kendi adam ev yapmayı da bilmiyor belki. Ev inşa etme derdi var. Tarım alanları oluşturulmamış. Tarım alanı inşa etmeye çalışıyor. Hiçbir şekilde sağlık hizmeti yok. Yani hiçbir şey sıfırdan bir yere on binlerce, yüz binlerce insanı bir anda dikiyorsunuz. Ölüyorlar. Adamlar daha hastalıklardan ölüyor. Adamlar kırsaldaki sinek böceklere karşı bağışıklığı olmadığı için ölüyor. Daha milyon sebeplerle insanlar ölmeye başlanıyor. Ve ondan sonra bir şekilde artık adam kafasındaki ütopyayı kur. Yani tarım ülkesini yapmaya çalışıyor. Oraya yerleşkeler yapılıyor. Bu sefer de insanlar tek tip yani pirinç genelde yetiştiriliyor ve tek tip beslenmeden insanlar ölmeye başlıyor. İnsanlar günde 12 saat ile 20 saat arasında çalıştırılmaya başlanıyor. Ölen insan tarlada ölüyor ya, direkt oraya bir çukur açıyorlar, adamı tarlada hemen oraya içeri atıyorlar. İnsanlar sadece şeyden ölmüyor yani, gözü takıyor diye ölmüyor. Çok ağır şartlar altında çalıştırdıkları için de ölüyor. Çok eski değil ya buradaki olaylar. 1974 yılına kadar yaşanıyor. Ama dünyanın çoğunun haberi yok. Yani şu an 55-60 yaşında olan aramızdaki abilerimin yaşında, ona dahil bir yaşta burası yaşanıyor.
Ama dünyanın bundan haberi yok. Niye? Çünkü onlar Hristiyan değil ya da onlar Avrupalı değil ya da onlar Müslüman değil. Evet, Müslümanlar da çok sıkıntı yaşıyor. Müslümanların da sesini engellemeye çalışıyorlar ama yine nüfus olarak fazla olduğumuz için bir şekilde biz yangınımızı duyurabiliyoruz. Ama Güney Asya'da bu insanlar son yüzyılın, hatta günümüzün diyebileceğimiz en zalim diktatörünün dünyadan haberi yok ya. Dünyada kimsenin haberi yok. Anca nasıl haberi oldu? İşte bir tane Hollywoodlu kadın geldi burayla ilgili bir tane şu belgesel film gibi yaptı da işte yeni yeni insanlar bu zalim diktatörden, burada yaşanmış olaylardan haberdar oldu. Ölüm tarlalarının olduğu bölgeden ayrıldım şehir merkezine. Tekrar geldim. Şehir merkezinde Tuo Sulong denen 1975 yılına kadar aslında bir lise olarak kullanılan, yani okul olan, daha sonrasında Pol Pot rejiminin aydın kesimi, biraz kafası basan tipleri mahkum ettiği, sorguladığı, ajan olarak şüphelendiği tipleri ya da bir şeyler öğrenmek istediği kişilerin hapsetmek için kullandığı ya da sorgulamak için, konuşmak için, işkence yapmak için kullandığı, çevirdiği bir nokta olmuş. Dediğim gibi orijinalinde bir liseymiş. Daha sonrasında burası bir hapishane olmuş ve son yıllarda da artık burası bir müze olarak kullanılmakta. Şimdi burası diğer müzeye göre daha etkileyici. Çünkü burası direkt işkence merkezi. 15 bin ile 25 bin insanın, yani 15 bin ile 25 bin arasında insanın direkt burada katledildi ve daha on binlercesinin de buradaki sorgular sırasında ölüm kararının alınıp ölüm tarlalarına gönderilip orada infaz edildiği düşünülüyor. Burası en son haliyle burası bir de en son haliyle bırakılmış. Yani o en son işkenceci buraya işkence yaptıktan sonra, Pol Pot Vietnamlılar buraya geldikten sonra kaçıyor ve orası o son gün nasılsa bu şekilde kalıyor. Şimdi baştan size anlatmaya başlamak istiyorum burayı. Bu gördüğünüz asma direkte, insanlar ayaklarından tavana, ayaklarından o demire asılıyor ve ters şekilde buraya sallandırıyor. Ve bu gördüğünüz kürklerin içerisinde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu içeride yüzlerce insanın dışkıları bu kürklerin içine toplanıyor ve bu insanlar gördüğünüz gibi ayaklarından ters bağlanıyor ve yukarıdan aşağı o insan pisliklerinin içerisinde bekletiliyor. Belki kimisi ölene kadar dışarıya çıkartılmıyor. İşte içeride de örneğini göreceğimiz şeyler var. Bunun gibi insanlara domuz bağıyla burada insanları, yüzlerce binlerce insanı aynı anda tutsak ediyorlar. Burası ilk yapıldığında bahçesinde çocukların koşturduğu, oyunlar oynadığı, oyunlar oynarken çıkardığı çığlık sesleriyle yankılanan, kahkahalarla dayalı döşeli bir yerdi. Pol Pot rejimi geldikten sonra burası işkence merkezine çevriliyor ve burada işkence sırasında camları yanan insanların bağırması bile yasak. Bağırmak bile ölüm sebebi. Isık öttürmek, izinsiz konuşmak, sorulmayan sorulara cevap vermek, bir şey istemek burada ölüm sebebi. Şimdi burada göstereceğim sahnelerin bazıları biraz daha sarsıcı olabilir. Bu müzenin içerisinde bazı fotoğraflar var. Vietnamlılar, Vietcong'lar buraya ilk bastığında işte buradaki insanlar da yani kızıl kımerlerde burayı tamamen bırakıp kaçıyorlar ve işte yataklarında ya da işkence odalarında direkt ölmüş, bedene çürümeye yüz tutmuş o haldeki insanları görüyorlar ve fotoğraflarını çekip dünyaya lanse ediyorlar. İşte Pol Pot'un asıl ne halt yedikleri, ne bok yedi Pol Pot'un, işte o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi birkaç tane size yer göstereceğim, ondan sonra videoyu bitireceğiz. Burada gördüğünüz hemen bu yeşil şey aslında bir sınıf tahtası arkadaşlar. Burası da bir sınıf ama daha sonradan işkence odası olarak kullanılmış. Bugün de o dönemden kalan eşyaların sergilendiği bir oda haline gelmiş. Şimdi işkenceye uğrayan ya da sorgulanan insanın rütbesine göre ya da önemine göre böyle büyük odalarda tek başına sorguluyorlar. Burada normalde bir demir oluyor ve kollarından ve ayaklarından bağlı bir şekilde burada insanı yatırıyorlar. Bakın burada hemen bir örneği var.
Ve insanları burada aç susuz bırakıyorlar. Pisliklerini üstüne yapmalarını sağlıyorlar. Yani çok ağır bir görüntü. Burada ayaklarından bağlı. Ellerinden de bağlı. Belki de sorgu yapacak adam geliyor buraya oturuyor. Ve bu kadar zor ve kötü durumdaki bir adamın başında onu sorguluyor. Zaten altını görebiliyorsunuz. Yani pislikler burada bu şekilde. Bunların tamamı Vietnamlar geldikten sonraki sadece o an buldukları şeyler. Öncesine dair kesinlikle çok fazla bir fikir yok. Teneffüs saatinde merdivenleri de yukarıdan aşağı çocukların koşturduğu bu yerlerde şimdi ölümün sessizliği var. Evet, burada mesela bir demir var. Görebiliyorsunuz. Bu kutularda insanların bazen pisliklerini yapmalarına izin verdiği kutular. Yine Vietnamlılar buraya ilk geldiğinde buradaki adamı bu şekilde buluyorlar. İnsanların günler, aylar süren eziyetlerden sonra psikolojisi artık bozuluyormuş. Burayla ilgili bir yazı okumuştum daha önceki gelişimde. Burada da tutuklu bulunan mahkum yatmaya istemiyor ve yatmıyor. Ve hiç kımıldamadan artık ne kadar uzun süre burada sabit oturarak kaldıysa, yani onu düşünün. Bu yatak, bu demirler bu şekilde yamuluyor. Bu odaya en son geleninde bulunan kişinin de fotoğrafını orada görebiliyorsunuz. Binanın bu bölgesi, yani şu gördüğünüz sınıflarda önemli sayılabilecek tiplerin tutulduğu, mahkum edildiği, sorgulandığı, daha sonralarında işte işkence edilip öldürüldüğü noktalar. Yine toplu mezarlardan birkaç kare. Burada Pol Pot'u görüyorsunuz. Yani adam tamamen kendisini burada Allah'ını, peygamberliğini affedersiniz ilan ediyor işte. Öyle bir şey yani. Ve burada insanları zorla kendisini ve doktrinlerini sevdirmeye çalışıyorlar. Bu gördüğünüz demirler, bakın. İnsanlar kollarından ve ayaklarından bu kadar daracık bir şekilde yan yana dip dibe bağlanıyor. Yine burada toplu mezarlar. Biraz daha böyle sıkıntılı görüntülere geçeceğim şimdi. Daha çocuk, çok küçük. Boynuna demir bağlamışlar, kilitli. Geçen sefer de bu adamın yüzü hali beni etkilemişti. Şimdi yine etkiledi. Budist, Müslüman, din ayrımı da yok. Evet, burada da Pol Pot'un en büyük adamı, bu hapishanenin yöneticisi, bu dönemin işte başbakanı gibi, siyasi ayağı, o genelkurmay başkanı gibi bir şey. Bu adamlar maalesef çok geç yargılandı ve çok geç suçlu bulundu. Pol Pot bu dünyadaki nadir, kendi yatağında rahat rahat huzur içinde ölen diktatörlerden birisi. Belki buranın okul olduğu dönemlerden kalma. Masa, sandalye, tahta. Dünyaya turuna çıkmadan önce en büyük acıları bizim çektiğimizi düşünürdüm. En büyük yanlışların bize yapıldığını düşünürdüm. Ya da en büyük kahramanlıkların bizde olduğunu, en güzel binaları, en güzel dini mabetleri bizim inşa ettiğimizi düşünürdüm. En şanlı tarih bizde, en büyük biziz filan. Biraz tabii ki her millet kendi propagandasıyla büyütülür ama gerçekten bizim eğitim sistemimizde dünyadan çok büyük bir haber yetiştiriliyoruz ve büyütülüyoruz. Tamamen kendi propagandamız ve İslamiyet propagandası yapılıyor. Yapılacak tabii ki, her ülkenin kendi inancını, kendi tarihi anlatılacak ama gerçekten dünya tarihinden de tam haberdar olmadan
gerçekten insan olamayız. Yani ben hani gezdikçe daha insan olduğumu fark ediyorum. Çünkü birilerinin acılarını bölüşüyorum, birilerinin acılarına tanık oluyorum. Yaşadığım dünyada ya şu 1975 ve 79 yılları arası ya. Hani, yani aranızdaki çoğu insan, abim, ablam bu olaylar yaşanırken 15-20 yaşlarındaydı ve hala şu an hayattayız. Yani siz o olaylara çok yakından tanık oldunuz. Benim hiç haberim yoktu. Ben 30 yaşında kafayı kırıp buralara gelmeseydim dünyada bu kadar kötülük yapıldığını, bu kadar kötü şeyler yaşanacağını bilmeyecektim. Anlatılmıyor. Yani Pol Pot nasıl dünyayı, ya bu adam nasıl yargılanmaz, nasıl idam edilmez, nasıl eceliyle can verir? Hani aklım hayalim almıyor. Yani bana şu an hani bu gezerken buralar o kadar çok dokunuyor ki o adamın eceliyle ölmesi ya da en kötü yargılanmadan ölmesi. Gerçekten hani kabul edilebilir bir şeydi ve bu milletin acılarını düşünüyorum. Yani o anları yaşamış insanların çocuklarını düşünsene ya. Babanız bu anları yaşamış, burada işkence görmüş ve size bunu anlatıyor. Dedeniz size bunu anlatıyor. Bu psikolojiyle yetişiyorsunuz. Şimdi biz bu adamlara kızıyoruz. Ay böcek yiyor, ay sinek yiyor, ay köpek yiyor. Arkadaşlar ne anlatmışsa bu adamlar şehirlerden alınıp dağlara götürülüyor değil mi? Daha hiç ekilecek alan yok, yaşanacak yer yok. Affedersiniz sıçacak yer yok ya. Ve bu insanlar hayatta kalmak zorunda. Ne yediler bu insanlar dağda taşta? Ne sanıyorsunuz? Şey mi yaptılar? Helikopterlerle adamı İskender atmadılar ya. Bu adamlar böcek yedi, bu adamlar sinek yedi, bu adamlar çekirge yedi, yılan yedi. Kedi bulduysa kedi yedi, köpek bulduysa köpek yedi. Yani mecbur bu insanların kültüründe bu oluştu. Vietnamlılar da öyle. Bu Vietkonglar ABD ile savaşırken dağlarda tarım yapamadı. Nereye tarım arazisi açtılar? Amerikanlar gördü. Burada tarım arazisi açılmış ormana. Oraları bombaladı. Ve haliyle bu insanlar bu şekilde dönüştü. Yani bu adamlar 300 sene önce, 500 sene önce de bunları yediğini düşünmüyorum. Yani bununla ilgili çok detaylı bilgim yok ama anlayabiliyorum. Zaten bugün şu an adam sokakta çekirge bulup da ağzına atmıyor. Mesela ama ben buraya gelmeden önce ben de adamlara ay ne kadar pisler, ay ne kadar şeyler filan, cartlar, cutlar çok değiştirdi ya bu gerçekten. Hani Asya turumun son günleri şu an. Benim için tarihin en acımasız diktatörü kesinlikle Pol Pot'tur. Burada dediğim gibi Pol Pot bunu tek başına yapabilecek bir adam değil. Burada tabii ki Amerika faktörü işin içerisinde. Fransa ile İngiltere'yi de katabilirsiniz. Sovyetlerle Çinleri de, Çin'i de katabilirsiniz ama asıl Amerika. Bir diktatörün suyunu da Amerika veriyor, ipini de Amerika çekiyor. Maalesef bu coğrafyalarda işler hep bu şekilde yürümüş. Ne zaman Amerika Pol Pot'tan elini eteğini çekti, o zaman işte Vietnam buraya geldi. Kızıl Kımerleri kesti, biçti. Buradaki sivil ve masum halkı kurtardı. Pol Pot daha sonra Tayland sınırlarına doğru çekildi. Tayland sınırlarında, sınırına yakın bir noktada, ormanda kendi gerilla ordusuyla kafasına göre yaşadı, takıldı. Üzücü olan nokta ne biliyor musunuz? Tam mahkemeler kuruldu. Tam artık adam hakkında yargılanma süreci, belki idam süreci. En azından soykırım yaptın, sen soykırımcısın suratına söylenecek. Yargılanmalar başlayacak. Bunun haberi geliyor. Tam o sırada yatağında vefat ediyor. Ama ondan sonra dediğim gibi işte bu hapishanenin müdürü, Pol Pot'un ikinci adamı, başbakan, genelkurmay başkanı ta 2007-2008'lerde mi başlıyor mahkeme? Adam gibi mahkeme 2007-2008'lerde başlıyor galiba ya da son buluyor. 1979'dan sonra 15 yıl boyunca hala Amerika, bakın hala Amerika buradaki Pol Pot, o dağlardaki Pol Pot'u tanıyor ya. Evet, bu ilginç videoda böyleydi.